Parçala Behçet şanına yaraşır bir video ile karşınızdayım. Her şey paramparça ya da darmadağın, her yerde bir bilgisayar parçası bir şeyler var. Neden? Çünkü hurda parçalardan bilgisayar toplamaya çalışıyorum. Ondan bayağı bir dağıldım. Başka şeyler de var tabii ama gireriz hep beraber bakarız neler var. Ama ondan önce tabii ki dilenme kısmı. Videolara mutlaka Türkçe videolara beğeni bırakın ve kısa bir yorum bırakın. Beğenirseniz videoları. Bunlar iyi birer destek. Daha çok kişi görür videoyu. Abone olursanız da yandaki çan tuşundan bildirimleri açın. Çan tuşuna tıklayıp bütün bildirimleri açın. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü gece çok geç. Bağıramıyorum fazla. Bir oynatma listem var. Burada parçalardan bilgisayar toplama diye son sistem toplamaya çalışıyorum. Ryzen. İşte ona bakarsınız ilginiz varsa birkaç tane güç kaynağı tamir etmiştim. Onları koydum herhalde listeye. Şimdi işlemci tamir oldu. 3700X, bir tane EVGA 1300 watt güç kaynağı tamir oldu. Bir de 4K monitör tamir ettim. Anakartlara bakıyordum işte. Anakartlardan 4 tane anakart almıştım Ryzen sistem için. 3'ü çalışıyor çıktı. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Şey bozuk tekrar tamir edecek halim yok. Ama bunda biraz zorlanıyorum. Tamir edemedim henüz ben bunu. Olay da bu zaten. Şimdi bunu tamir etmek için başka bir şey tamir etmem lazım. Hayatımı bilgisayar oyunu gibi yaşadığım için. Bu şey bir aslında cep telefonu. Cep telefonunun üzerine bir tane filir, lepton diye bir sensör koymuşlar. Yani aslında bunu bir nasıl denir? Yani normal kamera ama ısıyla görüyor, sıcaklık ile görüyor. Kamera aslında şey çalışıyor. Cep telefonu aslında çalışıyor. Ama şeyi denemedim. Nasıl denir? Yani cep telefonu özelliğini denemedim. Çünkü ben bunun için sadece infrared kamerası için aldım zaten. Çok işe yarar bir şey. Çok aslında çok kullanışlı bir şey. Özellikle tamirlerde falan. Çünkü kısa devre her zaman nasıl denir elle ya da başka şekilde algılanacak şekilde ısı üretmiyor. Bazı kısa devreler çok az ısılar üretiyor. Çok az miliamper çektiği için. O yüzden böyle bir şey kullanmak mantıklı oluyor. Şimdi onun tamirini yapacağız. Kısa devreyle ilgili zaten başka videolarım var. Ha bunun şeyi de sıkıntısı ne? Bir tane üzerinde şey eksik. Parçası eksik. Parçasını AliExpress'ten sipariş ettim. Tuşların falan bağlı olduğu, mikrofonun bağlı olduğu böyle bir parça var. Yani çalışıyor ama buradaki tuşları çalıyor. Tuşların bir şey yapmıyor, basmıyor işte. Sıkıntısı o yani. Ondan sonra bana demeyin. Yani sen infrared diyorum. Kızıl ötesi kameran falan bile var. Biz nasıl tamir yapalım diye. İşte bozuk alıyorum ki şey yapayım yani. Yoksa çoksa tamirde çok bir olay yok. Ne diyordum? Ha, kısa devreyle ilgili şeylerim var. Başka videolarım var. Mesela işte soğutucu spreyle kısa devre nasıl bulunur? Onunla ilgili bir videom olacaktı. Bakarsınız. GoPro tamir etmeye çalışmıştım. Sanırım onu da kullanmıştım. Bakarsınız. Şimdi şöyle yaklaşalım burada. Şöyle yaklaşalım. Bunu da kapatalım. Çok da gerek yok gerçi ama. Tamam. Of. Kapan. Sen kapanırken buradan arkadan onu. Daha önce birileri açmış bunu zaten. O yüzden işim gayet kolay olacak. Şu kamerayı da biraz şöyle başından atayım. Şurada bu ışık da beni bitiriyor arkadaş. Yani her yer aydınlık olduğu halde nasıl karanlık olabiliyor ya? Yani çok ilginç. Kameranın dinamik aralığı gerçekten beni öldürüyor yani. Ortam ışık dolu. Ama karanlık. Nefret ediyorum ya. Kapandı değil mi? Kapandı tamam. Dediğim gibi şimdi bunu birisi zaten önceden bir açmış. Niye açtıysa. O yüzden çok bir uğraşmama gerek kalmadı. Isıtmaya falan filan. Falan filan lafını da bir bırakmak istiyorum ya. Burada vidalar var. Yıldız vidalar var. Onları sökünce içine erişeceğiz. Şey diyecektim, unuttum ya. Ha, falan filan lafına diyordum ya. Eski videolarda sürekli ığlıyordum. Şimdi bir ağzıma falan filan takıldı. Ayda bir böyle bir şey takılıyor benim şey ağzıma. Yani. Bir şey pelesenk oluyor yani. Kurtulamıyorum. Ihlamaktan kurtuldum. Şimdi de falan filan başladı. İki kelime de bir falan filan deyip duruyorum. Şimdi ne diyorum ben?
Kısa devre ilgili şeyler. Ha, yani kısa devre aramada yani şimdi bu bordo tamirini de işte kısa devre arayacağım. Onun için şey yapıyorum. Bir de bunların etrafına o-ring koymuşlar. Ona dikkat, yani böyle bir şey elinize geçerse dikkatli şey yapın. Vidanın etrafında su almasın diye. Çünkü bunlar aslında tamir falan için değil ya, yani nasıl denir? Outdoor. Vahşi yaşam mı denir? Nasıl denir? Camping, mamping mi denir artık? Hani outdoor'un Türkçe karşılığı ne? Tam bilemedim. Onun için dayanıklı yapılmış telefonlar. Su filan geçirmemesi lazım. Ama çok. O-ringleri falan var orada. Contaları var yani. Ona dikkat edersiniz. Hepsinin var mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Galiba hepsinin var. Daha önce açıldığı için kaybolmuş olabilir bazıları. Ne diyordum? Kısa devre konusunda dediğim başka yöntemler var işte. Soğutucu spreyler var. Buzlandırıcı spreyler var. Böyle oyun hamuru gibi bir şey var. Böyle kısa devre arayacağınız yerin üzerine onu bastırıyorsunuz. Sonra devreye elektrik veriyorsunuz. Isınan bir parça varsa eğer o hamur gibi şeyin rengi değişiyor. Hangi parça ısındıysa o parçanın üzerine denk gelen kısmın rengi değişiyor. İlginç. Uçucu malzeme deneyebilirsiniz. Mesela balata spreyi, alkol, aseton falan gibi bir şeyi oraya döküp kısa devre olan yere döküp elektrik verdiğinizde hangi parçanın etrafındaki şey çözücü buharlaşıyor ona bakabilirsiniz. O tarz yöntemler var. Ama dediğim gibi hiçbiri şey kadar kızıl ötesi kamera kadar şey değil yani. Hassas değil. Bir de yani böyle büyük bir devrede anakartta eğer kısa devrede nerede olacağını tahmin edemiyorsanız ne yapacaksınız? Her yerine alkol mü dökeceksiniz? Hani ufak telefon devresinde falan işe yarıyor ya tabii ki. O tarz yöntemler ama büyük devrelerde işe yaramıyor. Ben bunu nasıl açmıştım ya? Neresinden açmıştım ben bunu? Şuradan açmıştım galiba. Bir açtım ben bunu. İçine baktım neyi eksikti. Sonra unuttum. Söktüm ben bunu. Bunu bozuk olarak aldım işte internetten. Aslında ha bir de bunlarda şey var. Bu tarz yani direkt termal kamera diye alırsanız kırdı. Çalışıyordur inşallah artık. Komşular da nefret ediyor benden herhalde. Ne kadar duyuyorlar beni bilmiyorum. En çok benim hatun nefret ediyor galiba. Bu uykucu, ben de tam tersine uyumayıcı. Ne diyordum? Termal kamera olarak alırsanız aynen pahalı oluyor ama böyle termal kamera ile cep telefonunun birleştirdiği ürünler var. Mesela Ulefon diye bir şey var. Ulefon'un hangi modeli unuttum artık. Bakarsınız Ulefon. Ondan sonra Black View diye bir şey var. Black View 9900 ve Black View 9800. Onlar da var. İşte bir de Cat bir tane daha vardı sanki ama unuttum onu ya. Cat sanki Ulefon var. Black View var. Başka ne var? Bilemedim. Burada şey yok değil mi? Şey yok. Tamam. Şunları çıkartmak gerekiyor mu? Yok. Bir de Cat var işte. Cat'in S60'ı var. S61 var. S62'si var. S60 bu elimdeki en ilk modeli. En düşük modeli mi diyeyim artık. İlk çıkardıkları model. Üzerindeki sensörün çözünürlüğü acayip düşük ama işe yarıyor. Cat 60 ve 61'in şeyleri aynı. Sensörleri aynı. 62'de bir büyük sensör var. Bunda 60'a 40 mı? Öyle bir sensör. 60 şey piksele 40 piksel. O derece düşük yani. Hani webcam'den bile düşük eski webcam'lerde. Ama işe yarıyor ya. Yani bir iki yerde kullandım. Ama bunu da satıp S62'ye ya da işte başka Seek One'lar var. Seek One Pro. Seek One var. Bir de bir filir bir şey vardı ya. Filir cep telefona takıyorsun böyle. O tarz bir şeyi deneyebilirim. Yani şimdi bu gizli bir şey olmasın da. Aa orada bir tane daha vida var. Görmemişim bak. Orada bir tane daha vida var. İyi ki kırmadık ha. Herhalde artık çıkarsın. Çıktı. Tamam. Arkada bir şeyler yok. Burada bir kontak noktası var. Acaba ne için? Titreştirici buzzer falan mı acaba? Yok. Ha bak burada anten mi acaba? Bak burada buraya bağlı bir şey var. Burada anten galiba. Yani kablosuz şarj olduğunu hiç sanmıyorum. Büyük ihtimalle anten gibi bir şey yok. Başka da bir şey yok. Tamam.
Şimdi burada hoparlör var. Ve burada da şey var işte, kamera kısmı. Sim kartı niye böyle yapmışlar hiç anlayamadım. Öyle güzel kapaklı ilginç bir sistem yapmışlar. Su alması bence çok kolaydır. Burada büyük bir 3700 mAh batarya var. Burada LED'leri var. Burada alttaki kamera normal bir kamera. Üstteki filir olan kamera bu. Yani bunların o kadar pahalı olmasının nedeni şeyleri, yani bir az satılıyor zaten. Az satılan her şey pahalı olur. Bir de yani nasıl denir? Özel lenslere ihtiyaçları var. Kızılötesi ışığı odaklayabilmesi için çok özel lenslere ihtiyaçları var. Ondan dolayı pahalı oluyor. Başka özelinde eksik başka bir şey var mı? Şimdi şunu bir temizleyelim mi ya? Fazla toz yapmak istemiyorum etrafı. Zaten tozlu gerçi de. Ha, şeyleri, tuşları yerine sokacaktık. O tuşları buradan nasıl çıkarttınız abi siz ya? Bu tuşlardan birini bak böyle hayvan gibi yerinden çıkartmışlar ve geri yerine sokamıyorum ilginç bir şekilde. Bütün telefonu mu dağıtmış bunlar? Ne yapmış ya? Yani nasıl onu... Sanmıyorum çünkü, ama orada her şey derli toplu yerli yerinde duruyor yani. O tuşu oradan nasıl çıkar? Ha, bir dakika. Sanırım şunları şey yapmışlar, bakalım. Şunları yerinden çıktığımızda, ama o da komple... Hadi bakalım bir deneyelim ne oluyor. Belki biraz bize oyun imkanı verir. Bak bunların hepsinde O-ring var, vidaların hepsinde. Bunların çöpe gitmesi ne kadar büyük israf değil mi ya? Bu kadar uğraşı, bu kadar ıvır zıvır parçalar. Ondan sonra 3-5 yıl sonra çöpte. Bunları geri dönüştürülen makineler yapılması lazım aslında. Bunların üzerinden vidalarını falan alan, tekrar kullanıma sunan bir şey. Buradan oynadı yerinden ama ne oynadı tam anlamadım, bir şey hareket etti. Şu parça sanki gelecek. Ha. Bunu sökmüşüz. Bunu da mı sökmüş olduk? Tamam. Onu söktüysek bu da yerine artık oturacaktır. Ha, tamam. Hadi oturtmuşken bir bakalım. Orada tozluk pis çok bir şey var mı? O kadar şey yapmış ki. Nasıl çıkıyorsun sen bakayım. Işık da ne kadar kötü ya. Of. Görebiliyor musunuz ki? Ben biraz ışık açayım bari ama. Şimdi netlemiyor. Telefonla güreşiyorum zaten netlik konusunda. Birinin buradan şey çıkar yani, biraz daha derisi olsaymış herhalde oradan ikinci bir kendine kopya üretirmişiz herhalde. Bunu şöyle yapalım o zaman ya. Peçetenin üzerine konuş. Söyleyemediğim kelimeler. Peçete. Peçetenin üzerine şöyle. Sanki tıraş makinasında bu kadar deri yoktur herhalde. Deri mi acaba? Deri gibi duruyor işte. Suratına mı? Sakallı bir abimiz herhalde. Outdoor olduğu için kesin sakallı da şimdi. Telefon outdoor ya. Onu demeye çalışıyorum. Burada bir şeyler var. Şimdi işte çözücü de kullanmak istemiyorum da, hadi bakalım ya. İyi tamam, gel. Şöyle. Böyle pis kokuyor ki bu çözücü. Kesin de kanserojendir zaten. Ama iyi çözüyor kökte. O ne be? Oha, o ne? Bir şey çıktı orada. Kalıp gibi pislik çıktı oradan ya, o ne öyle?
İyi. Tam bir şeyin de kötü oldu ya. Bunda bir parçayı yerinden kaldırdık. Hafifçe. Yapacak bir şey yok ama. Şimdi sen bir kenarda dur. Ya da dur, arkayı da mı temizleyelim? Diyeceğim, arkayı temizlemiştim değil mi? Şöyle biraz daha temizleyelim. Sensörlere gelmeden. Sen bir kenarda dur. Şuna bir bakalım. Bu da bayağı bir pisti sanki. Bunu suya girersen içinde 2 metre mi 5 metre mi ne? Yani bunları kapatıyorsun. Şimdi birazdan gösteririm. Bunlar bir anahtar. Dalış mesafesini ayarladığın bir şey, ona göre kaç metreye dalabileceğini ayarlıyorsun bunlarla. İlginç. Böyle bir şey yapmışlar. Başka modellerde yok. Ne? Aynen bak diyor, 5 metre 2 metre diyor ya, anahtarla ayarlama yapıyorsun. Birazdan da gösteririm zaten, merak eden varsa. Ne? Temizlemezsen için rahat etmiyor. Temiz olacak yani. Neden? Neyse. Çok da önemli değil. Tamam. Sen de bir kenarda dur. Sende bir pislik var mı? Var. Olmaz mı? Hoparlöre bak. Sanki klavye temizliyorum ya. Eski internet kafede mouse'un ayaklarına yapışmış kıl yumakları geldi aklıma ya. Herkesin korkuları, gerçi kimse artık İnternet kafeye gitmiyor ama özellikle de bu içinde eski top olan mouse'lar vardı ya. Neden bahsediyorsun diyecek şimdi bize şeyden. Eskiden mouse'ların içinde bir tane top vardı böyle. Hatta bir tane var burada sanki. Tamam, başka bir yere koydum onu. Yani mouse'un hareketini elektrik olarak şeye aktaran, bilgisayara aktaran parçalar, bir tane top vardı. Top yuvarlanıyor şeyin altında. Mouse'un altında. Ona göre mouse'un yeri belirlenirdi. Onun da her zaman üstü pislik içinde olurdu ya. Aklıma o geldi. Bu kadar kiri görünce. Gerçi kamerana kadarını gördü bilmiyorum ama ışık rezalet olduğu için. Kendime güzel bir masa yapmam lazım. Güzel aydınlatması olan. Şimdi şurayı da pisliğe gel. Temizleyelim şöyle. Şimdi sen gel. Sen gel. Ha, tuşları temizledim mi? Yo, tuşlara bak. Aman tanrım ya. Tuşlara gel. Uy. Uy yani, tek kelimeyle uy. Harbiden şeyleri aratmadı o. İnternet kafe mouse kirlerini aratmadı yani. Bunları sonra da temizlerim gerçi de, şu araları şimdi temizlersem, kazırsam aslında yani, kazımalık olmuş bu kirler artık. Kese at. Keselik olmuş. Harbiden nasıl kullandınız abicim siz bu aleti? Aklıma şey geldi. Tıraş makinesi deyince, bir gün bir yerden bir lityum pil alacağım. Gittim dükkana işte. Ben orada alışveriş yaparken biri daha geldi. İşte tıraş makinesi tamir ediyor musunuz dedi. Adam böyle şey, kasanın başındaki böyle yüzü ekşidi. Adamın başına neler geldiyse, yani başına gelmiş her şeyi yüzünden şey yaptık yani, nasıl denir? Okuduk. Daha önce açmışlar. Resmen kusacak der herif ya. Adam dedi ya, onun içini açıyoruz böyle, kılı da tüy de yendi. Her yer batıyor diye.
kibar olmaya çalıştı ama yüzündeki tiksintiyi saklayamamıştı yani. Hadi bakalım yetsin ya bu kadar ama. Şimdi sen şöyle bir kenarda dur. Önce tuşları, aynen önce tuşları takalım. Böyle miydi? Yok. Böyle demek ki. Tamam. Tuşlar yerli yerinde. Şu derinlik değiştiren parça. Sen yerine gel de sen de ne kadar pismişsin abicim ya. Allah'ım her şey. Her şey leş gibi. Şeyleri aslında amonyakla çözeltiyle temizlemek lazım da ondan bir masamda bulunduramadım yani. Böyle kamera, fotoğraf makinesi, kamera, onların işte bu elcik kısımları falan. Aslında normal bir şey. Terliyor işte hepimiz terliyoruz. Tozla karışıyor falan. Böyle pisleniyor. Yani normal çok da iğrenecek bir şey yok da işte. 2 dakika önce yediğin şey karşına çiğnenmiş olarak gelince nasıl iğreniyorsa o da öyle bir şey işte psikolojik yani. Psikolojik. Şimdi kapan bakalım. Tamam mısın? Bir şey daha olması lazım burada. Ha, bu. O zaman bu bunun altında mı? Demek ki bu bunun altında. Yoksa aynen tamam. Bu 5 metre geyiği buradan işte buradan bu mikrofona giden hoparlöre giden açıklığı kapatıyorsun. Sesi daha az çıkıyor ama derinlik şeyini arttırmış oluyorsun. Ne kadar derine dalabileceğini. Şimdi o vidaları geri takalım. Şunlar da galiba. O-ringler kendi yerine kendi kendine oturur diye umuyorum. Umarım o-ringlere zarar vermeyiz de yani bunu zaten artık bu saatten sonra suya dalacağım yok. Cep telefonu olarak bile kullanacağım yok. Sadece termal kamerasıyla işim var. Nasıl bakarsan. Ha bak satabilirim gerçi. Aynen onları denemek lazım. Çünkü S62 istiyorum. S62'nin çözünürlüğü daha yüksek olduğu için tipi de güzel aslında yani cep telefonu olarak da günlük kullanımda cep telefonu olarak da kullanılabilir yani ki kullanan da var zaten. Şimdi biraz daha yaklaşabilir miyiz? Yaklaşırız. Şu parlamayı da şöyle yapsam. Üf. Neyse görebildiğiniz kadar abi ne yapayım kusura bakmayın ya. Şimdi. İnşallah bu da çalışıyordur. İkinci el diye aldım ama çok da ikinci el gibi durmuyor sanki. Bir dakika burada. Bunun bağlandığı bir yer olması lazım. O eksik. Haydi. Hoparlörün bağlandığı kısım eksik. Hacı nerede o? Şaka yapıyorsun. Başka model mi gönderdiniz bana? Ben mi göremiyorum? Şimdi bu böyle bağlanıyor. Tamam. Bu nereye giriyor? Bu böyle miydi? Yok. Bu böyle. Bu böyle buraya bağlanıyor. Değil mi? Böyle olması lazım. Aynen. Şimdi böyle buraya bağlanıyorsa bu da böyle buraya girecek. Değil mi? Aynen. Bir şeyleri yanlış yapıyorum ya. Bir şeyleri yanlış yapıyorum sanki ama dur bakayım. Bu mu buna uymuyor ya. Ne yapalım başka model. Aralarında tasarım farkları var galiba. Lanet olsun ya. Yok
Uyuyor işte. Tamam. Ha burası ya ama bak buradaymış işte şu girin hoparlörün gireceği parça orası. Tamam şimdi bunu buraya. İnşallah kırmadık yani çok hoş olmayan bir ses çıkardı ama anten kablosu buraya giriyor. Anten kabloları da çok geriyor beni yani özellikle çıkartırken. Şurada bir oluğu var. Aynen gir bakalım. Evet, birileri işe gidiyor. Sabah olduğu için. Hadi yavrum hadi. Yapabilirsin. Aynen. Hah, girdi. Girdi mi? Aynen o tam şimdi girdi. Bu yerine oturdu. Şimdi bunu yerine oturtacağız da bir de bunu nasıl yapacağız? Şöyle mi yok? Bir dakika ya. Hah. Şöyle buraya girecek. Giremeyecek mi? Neden? Yanlış bir şey mi yaptık yine ya? Yok. Bir şeyleri yanlış yapıyorum ben ama adam bir şeyden dolayı yerine girmiyor. Dümdüz mü sokmam gerekiyor yerine acaba? Ya da açılı mı sokmam gerekiyor? Ya onu da çözemedim. Alttan sokmam gerekiyormuş şu şekilde. Şu şekilde buradan böyle alttan sokmak gerekiyormuş. Tamam o da tamam. Bir burada hoparlörün kablosu kaldı. Bunu dikkatli bir şekilde koparmadan yerine sokabilirsem. Görebiliyor musunuz? İşte görebildiğiniz kadar. Aynen. Hoparlörün kablosu da yerine girdi. Ama şimdi her şeyin artık çalışıyor olması lazım. Kapatırken de bir şey yapabilirim yani. Kapalı olmasına gerek var mı? Yok ya da açıp deneyelim o zaman. Tamam. Şunlar çalışıyor. Açalım. Arkadaki kameraları parmaklamadan mümkünse. Evet, eski bir telefon olduğu için bayağı uzun sürüyor açılması. Android başlıyor diye. Sanki şey başlıyor. Hazır olun. Hazır mısınız? Şimdi ses nasıl çıkartabiliriz bundan hoparlörün sesi şimdi aynen ah, bak buradan tuşlar çalışmaya başladı tamam güzel aynen tuşların hepsi çalışıyor şimdi hoparlöre bakalım hoparlörden nasıl ses çıkartabiliriz telefondan mı çıkar aynen tamam o da çalışıyor. Kapatalım. E tamam artık. Şimdilik arkasını falan toplayalım. Şöyle biraz uzaklaştıracağım sizi. Başka burada vidaya gerek var mı? Yok. O zaman sensörlerde toz varsa kamerada toz varsa şu arka taraflarında parça toz plan varsa bunları içinde bırakmayın. Zamanla gidip kameranın tam orta yerine yapışabilir. Nasıl biliyorum? Sormayın yani. Nasıl bildiğimi tahmin edersiniz herhalde. Herhangi bir pislik göremiyorum.
Tamam. Şunları biraz düzeltelim. Birisi bunları zaten şey yaparak kanırtarak açtığı için şu tarz malzemeleri geri kullanabilirsiniz bunları aslında. Biraz düzelttikten sonra bazı yani bu yapışkan malzemeyi diyorum. Yapışkanlığını bazı bir süre koruyor. Elinizin yağı falan çok değmezse üzerine ama iki parça arasında sıkıştırmamaya çalışın. Çünkü doğru kapanmayabilir sonra. Ki aman tanrım pisliğe geldi. Çok terlemiş bunu herhalde kullanan kişi ya. Bu nasıl bir şey böyle? Ha. Her yeri toz yaptı. Toz her yeri yağ mı denir artık yaptım değil mi? Keşke hiç ellemeseydim ya. Harbiden hiç ellemiyorum şu an. Ya da gözükmüyor zaten. Üf, boş ver. Pisliği alalım yeter. Yapacağım başka bir şey var mı? Başka vida falan yok. Vidaların hepsi burada duruyor zaten. Şimdi bunu kapatalım. Aynen o kirler falan da çok belli olmuyor zaten. Sağa sola bulaşmasındansa orada kalsın, yapacak bir şey yok kameraya. Oradan kalkıp da bulaşacak hali yok. Yapışmış zaten olduğu gibi. İyi. Yani bunları şeriflerinde de kullanabilirsiniz. Mesela araba tamirinde filan da. Mesela katalitik konvertör çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Silindirlerden hangisi ateşleme yapmıyor? Mesela arabanın silindiri ateşleme kaçırıyor diye şüpheleniyorsunuz. Hangisi olduğundan emin değilsiniz. Kızılötesi kamerayla bakıyorsunuz. Motor bloğuna. Hangi tarafta ısınma azsa diyorsunuz ki ya sen kaçırıyorsun demek ki. 7 milyon değişik kullanımı var. Havalandırma sistemlerinde. HVAC neydi ya? HVAC klima. Klima mı denir? Klima sistemlerinde. İzolasyonda bir yerlerden eve soğuk giriyor diyorsunuz mesela ama nereden giriyor belli değil. 2 dakikada bunu bulursunuz hemen. Şunu kapattıktan sonra geriye bir şey kalmayacak. Kolay oldu ya, ben o parçayı bulamam diyordum ama AliExpress bazen hakikaten can kurtarıyor yani. Hiç bulunmayacağım denen şeyler bulunabiliyor oradan. Zaten bir tane var ya, yani bir tane dediğim sadece bir kişi mi ne sat yani, bir dükkan mı denir artık. Bir tanesinde satılıyordu sadece. Oradan da denk geldi. Niye bu kadar zorlandı ya? Fazla da goril gibi sıkıp yalan etmek istemiyorum ama kimi yerde döndükçe dönüyor. Tamam. Arka kapağını da kapatalım. Arka kapağını da orijinal yapışkanı bu. Yapışkanı sağa sola her yere şey olmuştu. Nasıl denir? Eğmiş, bükmüşler. Onları düzelttim. Yani siz de öyle yapabilirsiniz. Bu yapışkanları tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Böyle illa yapışkanı söküp yenisini takacaksınız diye bir şey yok yani. Çok harap olmadıysa, yapışkanlığı çok kaybolmadıysa, hadi çık oradan.
aslında karbon fiber gibi yapmaya kalkmışlar da karbon fiber görünümlü plastik bu herhalde yani. Karbon fiberin buradan bir gereği yok ki. Böyle gözükmesine de gerek yok gerçi. Şimdiki her şey tamam. Her şey tamamsa şimdi bir de oynayalım bakalım. Şimdi bunun üzerindeki kendi programı çok dandik maalesef. Filer'in kendi burada programı var. Deney. Hayır dedim. Şimdi termal kamera. Dur bakalım. Görüntüyü otomatik şeye alayım. Otomatik ışıklandırmaya alayım. Şu ışığı da atayım. Çünkü o ışık insan yani kameranın kafasını karıştırabiliyor. Şimdi termal kameranın görüntüsü normalde böyle bir şey. Mesela bak elimi koyayım. Şu an elimin çıkardığı ısıyı görüyorsunuz. Bu kadar parlak. Kameranın harici olarak eklediği bir şey değil bu. Şu an benim elimin ürettiği ısının ışığını görüyorsunuz. Çok ilginç işte. Gerçekten çok ilginç yani. Mesela şimdi bak masaya bakın. Masada bir şey yok değil mi? Şimdi masaya bak elimi koyuyorum. Bak şimdi elimi koydum. Süre tutuyorum. Bak elimi koyduğum yerde elimin şeyi var. Şekli var. Ama çözünürlüğü çok düşük olduğu için doğru şekilde göremiyor. Metal olduğu için ısınmadı. Biraz ısıtalım şimdi orayı. Elimin şekli çok daha net olarak gözükecek orada. Ama nasıl denir? Bununla nasıl denir? Şekil seçemiyorsunuz. Eğer dikkatli bakarsanız da orada iki tane şekil var. Bak. Sol tarafta İki tane kamera var demiştim ya. Solda daha koyu renkli olarak gözüken şeyin fotoğraf kamerasının oluşturduğu şey görüntü. Bu sarı renkli olan da termal kameranın oluşturduğu görüntü. İki kameranın görüntüsünü birleştirip size daha keskin bir görüntü vermeye çalışıyor ama iki kamera ayrı noktalarda olduğu için iki kameranın oluşturduğu görüntü kayıyor. Onun içeride bir ayarı var. Düzeltiyorsunuz ama o sürekli kayıyor yani. Uzaklığa göre, açıya göre. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi elimi kaldırıyorum. Ha, ısı çok yayıldığı için şey oldu ya. Her yer ısınmış oldu. Başka bir yerde yapalım onu. Şöyle şurada yapayım. Mesela şurada parmaklarımın izi çıkacak mı? Ne diyor? Dina istemiyorum. Nerede? Mesela şöyle siyah olan bir yere, soğuk olan bir yere gidelim. İstemiyorum yavrum, istemiyorum ya. Her yer ısınmış gerçi. Nereye bakıyorum şu an? Nereye bakıyorum? Ha şu an mesela. Şuraya parmaklarımı koyuyorum. Aynen. Tahtada olunca ısı yayılmayacaktır. Daha kolay bir şekilde görürüz oradan. Mesela şimdi masaya parmakları koydum böyle. Kaldırdım yerler. Gördünüz mü? Çok ilginç ya. Şöyle biraz daha uzaklaşalım. Daha iyi anlaşılsın. Şimdi orada sizin ısı görmenizin tabii ki mümkünatı yok. Ama benim bakın parmaklarımın izi halen orada duruyor. Orada halen bir ısı var çevredekine göre. Ama tabii ki elle anlaşılacak hiçbir şey yok. Aynı şekilde burada da. Mesela devre üzerinde. Devreye gelelim. Tamir edeceğimiz devreye. Geldik mesela bunun üzerinde kısa devre arayacağız. Şimdi. Devrenin üzerine geldik. Ha mesela bak şimdi şu an şurada bazı parçaları seçebiliyorsunuz ya. Mesela o fotoğraf kamerasının oluşturduğu görüntü. Termal kamera bu kadar keskin bir görüntü oluşturmuyor. Mesela bak. Şöyle dikkatli bakarsanız termal kameranın oluşturduğu görüntü aşağıda. Gerçek fotoğraf kamerasının oluşturduğu görüntü de hafif silik bir şekilde, koyu bir şekilde onun üstünde. Bak parmak, iki tane parmak görüyorsunuz aslında şu an bak. Sıkıntı orada. Hatta onları şey yapabiliyorsunuz. Şu şekilde sadece normal kameraya geçebiliyorsunuz. Odaklamıyor da ya. Ne kadar kötü odaklamıyor. Hadi bir dakika benim kamera odaklamıyor galiba. Neyse. Şimdi termal kameraya da geçelim. Şimdi misal devre üzerinde kısa devre arıyoruz diyelim. Nereye odaklanmış bu? Şöyle şurada bir yerlere gidelim. Bunu kitleyebiliyor muyduk? Kitleyemiyoruz da. Mesela şurada bir parça var. Nerede? Bak. Orada ışık yansıyor. Işık yansıdığı için orası şey gözüküyor.
Nasıl yapalım onu? Yani işte ışık yansıması sanki orada ısınmış bir parça var gibi gösteriyor bize ama halbuki alakası yok. Işık yansıyor sadece. Şimdi mesela şurada parçalar var bak. Şurada iki tane parça var ya. Şimdi onların üzerine elimi koyacağım. Bak parmağımı koyuyorum onların üzerine. Parmağımı onların üzerinde bir süre bekletiyorum. Bakın çevreye göre, çevredekilerine göre algılayamadığı için işte. Programı çok kötü ya. Bir programı indirmek lazım. Yani bunu kitlemem lazım. Kitleme özelliği de yok değil mi bunun? Bak şimdi şurada kırmızı bir parça görüyorsunuz ya, o işte az önce dokunduğum parçalar. Ne? Aynen. Şimdi bak bir daha üzerine dokunuyorum. Ve onların ısınmış olması lazım. Aynen. Bak şu parçalar ısındı. Ama bak tam kameranın ortasında iki tane burada ısınmış parça var. Ama onları sizin elle falan anlamanızın imkanı yok. Yani sadece el ısısıyla duruyorlar. Bazı parçalar işte o kadar az ısınıyorlar kısa devre oldukları halde. Üzerlerinden çok az şey geçiyor. Şimdi burada düzgün bir şekilde anlatamadım ki üzerinde gerçekten bu program çok kötü gerçekten. Bir tane daha başka program var indirebildiğiniz. Adı neydi unuttum. Adına bakayım şimdi onun. Adı neydi ya? Adına hemen bakıyorum onun. Thermal camera. Thermal camera plus. Aynen. Thermal camera plus diye bir program. O çok daha iyi işe yarıyor. Onunla çok daha iyi anlayabiliyorsunuz yani. Neyse diyeceklerim bu kadar. Şöyle biraz daha ışık getirelim buraya. Belki bir şeyiniz olmuştur. En azından böyle ürünler olduğunu tanıtmak babına yardımcı olmuştur. Çünkü termal kamera arıyorsanız bu tarz işlemlerde en azından böyle ürünler olduğunu da bilmeniz önemli. Ki bozuğu falan düşerse belki alırsınız, tamir edersiniz. Sadece termal kamerasına ihtiyacınız varsa aslında yani çatlak olsun, kırık olsun, iki parça olsun. Belki sadece üzerinden termal kamerayı alıp başka bir şeyle takabilirsiniz. Başka bir arayüzde olur yani. Hani önemli olan bilgisini vermek. Biraz içini göstermek tamir edecek arkadaşlara az buçuk yardım olması açısından. Yardımcı olduysan ne güzel, aşağı yorumlar kısmına şey yapın, sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına bırakın. Mutlaka bir yorum bırakın zaten ve beğeni bırakın. Videoları daha çok kişinin görmesini istiyorsanız. Abone olmak isterseniz de abone ol tuşun yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açın. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaman ayırdığınız için teşekkürler.